Pınar Alto eşi Yağmur Atacan ve kızı Suyla Etiler'de bir restoranda kameralara takıldı. Çıkışta ünlü sunucu kızının yaş gününü kutlayacaklarını söyledi. Hep beraber keyifli akşam yemeği. Doğum günü yemeği. Hayır, doğum günü yerim. İyi yakaladınız. Bugün değil, yok ben söylemiştim. Doğum günü yerim. Teşekkürler. Öyle bir ailecek, günlerdir evdeyiz malum kar. Birazcık şöyle bir bakınalım, alışveriş yapalım. Nasıl geçti yıllar? Çok güzel. Vallahi göz açıp kapayıncaya kadar. Daha dün gibi kucağıma aldığım gün yani. Çok güzel bir geçti yani. Öyle. Vallahi çok çabuk büyüyor. Çok güzel geçiyor. Evet, çok çabuk büyüyor. Çok çabuk geçiyor o zaman. Karavan tutkusuyla bilinen Pınar Altu, yılbaşı planını hayata geçiremediklerini söyledi. Yeni yıla da karavanda girdiniz galiba değil mi? Yanlış yok, planımız oydu ama gidemedik. Dolayısıyla sonra ertesi gün bir kaçtık ama gidemedik. Arkadaşlarımızla sitemizdeydik. Altu ve Atacan çifti uzun süredir şehir dışında yaşadıklarını anlattı. Doğada olmak herkese iyi geliyor. Pandemiyle galiba herkes daha fazla fark etti doğanın insana iyi geldiğini. Biz uzun zamandır çok düşkünüz. Zaten şehrin dışında yaşıyoruz biz. Zor olmuyor. Hele kara kışta özellikle. Niye yollar açık? Gel zaten bir şey söyleyeceğim. Bizim orası da kamp gibi bu arada. Bizim arkadaşlar dalga geçiyor. Biz zaten 10 yıldır şehrin dışında yaşıyoruz. Yani yaşadığımız yerde çoğu zaman arkadaşlar şey diyor yani bizim evin bahçesinde hep de söylüyoruz açsak kampı aşağı yukarı aynı zaten yani çok bir fark yok yani bizim evin önünden de inek geçiyor günün sonunda hani öyle. Bu sabah buzağımız vardı bir tane mesela bebek muhtemelen çok yeni doğmuştu yağmur çekmiş. Çok yeni doğmuştu muhtemelen bir bebecik geçti. Muhabirler Pınar Altuğ'a yıllarca bebek semtinde oturduğunu hatırlattı. Bu daha önceden var mıydı? Sonradan bu doğa sevgisi ve yani... Bizde mi? Evet yani. Ya olmasa sonradan... insan yaşar mı orada yani? Hani sonradan mı acaba? Çünkü daha önce sizin oturduğunuz yer şehrin biraz, göbeği. Biraz hayat şartları da var. Şehrin göbeği de evet. Ama biz zaten daha fazla ucucunaya dayanamayıp kaçtık. Ve 13 sene oldu. 13 senedir şehir dışında yaşıyoruz. Yani şimdiki evimizde 10 senedir oturuyoruz ama toplamda 13 senedir yurt dışında, şehir dışında yaşıyoruz. Çünkü şehrin karmaşası çok yormaya başladı. Çok yoğun çalıştığınız tempolarda belki şehir dışında oturmak biraz daha zor olabilir. Ama biz yine de tercih ediyoruz. Çünkü ben bir yerden sonra böyle eve gelince kendimi o kadar iyi hissediyorum ki. Altu, 16 Ocak'ta Çocuklar Duymasın dizisinin 20. yaş gününü kutlamıştı. Çocuklar Duymasın'la ilgili paylaşım da yaptınız herhalde 20. yıl. 20. yıl evet. Doğum günüydü 16 Ocak. Hüzünlendiniz herhalde biraz. Yo, hüzünlenmedim. Niye hüzünleneyim? Tam tersi çok gurur duyduğum, çok mutlu olduğum, içinde olmaktan çok keyif aldığım bir proje 20. senesinde kutlamak yakışırdı. Bu tür görevler benim. Genelde kutlamaları, tarihleri akılda tutan benim çünkü. Yağmur Bey, hayır, iş için söylüyorum canım. Yok, çocuklar duymasın için söylüyorum. Tabii yani bir rol bir şey, özellikle çocuklar duymasınla ilgili bir şey sorulacaksa beni arayıp soruyor. Arşiv açıp bakmak yerine önce beni arıyorlar. Pınar Altuğ'a efsane dizi Çocuklar Duymasın'ın yeniden başlayıp başlamayacağı da soruldu. Tekrar bir araya gelinebilir bir şekilde. Şu an için böyle bir plan yok. Ama her an her şey olabilir. Neden olmasın? Yani bir artık hiçbir şey yok canım olmaz filan demiyoruz. Çünkü her şey oluyor yani. Şu anda bana göre şu anda biz bayağı bir korku filmi izliyor gibiyiz. Hani kim derdi ki şunları iki sene suratımıza takacağız böyle gezeceğiz sokaklarda. Setleri özlemediniz mi? Yani bayağı bir ara oldu zaten. Özledim. Çalışmak. Yavaş yavaş özledim. Yani çalışıyorum çalışmıyor değilim. Ama dizi setini özledim. Yavaş yavaş özledim galiba. Bir ara hiç özlemem gibi geliyordu ama özledim. Niye öyle geliyordu? Yorulmuştum. Yorulmuyoruz. Yani yorulmuştum.